Hazreti Muhammed adı altında alakasız bir kişinin karikatürünü yayınlayan Mizah dergisinin Paris'teki binasına silahlı saldırı düzenlendi. İkisi, ne zaman? Bugün öğlen saatlerinde. İkisi polis, 12 kişi hayatını kaybetti. Dergi sol eğilimli. Kaç? İkisi polis, 12 kişi. 12 kişi. Evet. Dergi sol eğilimli ve 2006 ile 2011 yıllarında kendilerince İslam'ı aşağılayan karikatürler yayınladıkları gerekçesiyle tüm İslam aleminden büyük tepki toplamışlardı. Ancak sadece İslam ile değil, Musevilik ve Hristiyanlık ile ilgili de hakaretamiz yayınlar yapıyorlardı. Komünist olmasıyla tanınan derginin genel yayın yönetmeni tüm dinlere mizah ile yaklaşılabileceğini ve bunun yasalara aykırı olmadığını savunuyordu. Dindar insanlar bizi okumasınlar, ben ateistim, ben de camiye ve kiliseye gittiğimde duymak istemediğim şeyler duyuyorum şeklinde açıklamalar yapıyordu. El-Kaide'den bir süredir tehdit alan bu kişi saldırıda hayatını kaybedenlerden biri. Ama öldürerek olmaz. Eleştirerek olur, konuşarak olur. Kınarsın, toplantılar yaparsın, bunun hiçbir dine uymadığını söylesin, saygıya uymadığını söylesin, nezaket uymadığını söylesin, insanlıkla alakası olmadığını söylesin, bunun bir fikir üyeti olmadığını, insanları huzursuz rahatsız eden bir sistem olduğunu anlatırsın, kamuoyunda taraftar toplarsın, onlar da etkilenir. Ama gelip adamları Kalaşnikov'da taramak, yani bu çok anormal bir hareket. Evet. Bu olacak iş değil. Dedim, yani gittikçe berbat olur. Evet, yani. Evet. Evet, dinliyorum. Fransız polisi Paris'teki saldırganların peygamberin intikamını aldık diye bağırdığını açıkladı. Derginin çizerlerinden bir kişi gazetenin kapısına geldiğinde silahlı saldırganların kendisini tehdit edip içeri girmek istediklerini, kendisinin kapıdaki şifreye girdiğini ve daha sonra saldırganlar içeri girdikten sonra bir masanın altına girerek saklanıp kurtulduğunu anlattı. Saldırganların kusursuz Fransızca konuştuklarını ve El-Kaide'nin intikamını aldıklarını söylediklerini iddia etti. İntikam. İslam'a uygun olursa bir anlamı var. İslam'a uygun bir hareket değil. Evet. Sevgiyle, şefkatle, akılla yaklaşmalar lazım. Gidip mesela adamla konuşsun, dergisine gidersin, konuşursun ya dersin. Ben Müslümanım, çok rencide oluyorum, rahatsız oluyorum. Yani bir komünist laf söylenmesi de, mesela böyle hakaret edilmesi de beni rahatsız eder. Ama fikri tartışma olabilir, inkar ediyorsa etsin. Yani dini inkar ediyorsa edebilir, yani ona kimse karışmaz. Yani niye dinsiz olduğunu demeyiz. Ama küfür, hakaret ve alayın bir anlamı yok, bu çirkin. Bu anlatılır. Dergenin yönetmeni Charbonnier, Müslümanların Şubat'ta açtığı hakaret davası için bir şey çıkmaz çünkü İslam hukuk dışı demiş o zamanlar. Ama o da tabii çok gereksiz bir uslup içerisine girmiş. Çirkin bir uslup içerisine girmiş. Yani çaresizsiniz imajı vermek istemiş. Hukuk da işlemez, ne yaparsanız yapın gibi bir imaj olmuş. Ama her ülkede öldürülmeleri, yani otomatik silahla taranmaları olmaz. Yani bu bir yol değil. İslam'a, Kur'an'a uygun olan yoldur. Evet, dinliyorum. Söz konusu derginin son sayısında Hazreti İsa ve Hazreti Meryem adı altında alakasız ve çirkin bir karikatür çizilmiş ve hakaretamiz bir sunum yapılmış. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise bu tip çizimlerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dair bir açıklama yaptı ve Mizah dergisine yapılan saldırının düşünce özgürlüğüne karşı olduğunu söyledi. Bir daha. Söz konusu derginin son sayısında Hazreti İsa ve Hazreti Meryem adı altında alakasız ve çirkin bir karikatür çizilmiş. Tamam. Ve hakaretamiz bir sunum yapılmış. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise bu tip çizimlerin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Ve Mizah dergisine yapılan saldırının düşünce özgürlüğüne karşı olduğunu söyledi. Tabii ki orada anormal bir durum var. Yani bu düşünce özgürlüğünü destekleyen bir tavırdır denemeyeceğine göre böyle açıklamalar yapmanın bir anlamı yok. Düşünce özgürlüğüne karşı tamam, doğru ama saygı ve sevgiye de uygun mu değil mi onu bir sormak lazım. Sevgi uygun mu? Değil. Saygı uygun mu? Değil. Nezaket uygun mu? Değil. Sırf düşünce özgürlüğü yok ki, bir de sevgi var, saygı var, nezaket var. Tabii. Yani düşünce özgürlüğü demek, herkese hakaret etmek, herkesi üzmek, canını yakmak,
onun sevincini, sevgisini boğmaya kalkmak anlamına gelmez. Sevgiyi esas almaya lazım. Yani fikir özgürlüğü kutsal, tamam. Ama sevgi daha kutsal. Nezaket daha kutsaldır. Saygı daha kutsaldır. Ama gidip de adamları tarımın da alemi yok tabii yani. Hukuk yoluyla olmuyorsa protesto edersin. Konuşarak, uslup daha iyi olur yani o zaman. Evet. Evet. Kur'an'a dönülmesi gerekiyor. İnşallah. Kur'an'a dönülmesi için de Mehdiyet'e dönülmesi gerekiyor. Evet. Mehdiyet olmadan da Kur'an'a dönme olması çok zor. Evet. Olsa olurdu, 100 yıl geçti yani. Evet. 150 yıl geçti. Bu karikatürler yapanların ailelerine yönelik hakaret yapsan, hakaret yapsa birisi, Fransız kanunlarına göre ceza alır. Evet. Hemen dava açarlar. Mesela derginin ilgili kişilerine öyle birisi, yani tabii iyi bir şey değil, kimse yapmasın, yapılmaz ama yapılmış olsa hemen dava açarlar. Evet. Ve kazanırlar da. Evet. Ama İslam'a yönelik kanunlarında bir açıklama yok Fransızların. Evet. Musevi'ye yönelik var, Hristiyanlığa yönelik var. Hakaret edemiyorsun. Dava açılıyor. Ama Müslümanlığa yönelik yok. Yaralanıp yere düşen polis elini kaldırıyormuş, beni vurmayın anlamında. Evet. Büyük bir soğukkanlılıkla alnından adamı vuruyormuş. Özellikle yanına gelip... Derginin hemen hemen tüm yayınları nefret ve hakaret içerikliymiş. Daha önce de Molotoflu saldırı olmuş, polis koruması varmış orada. Evet, dinliyorum. Charlie Hebdo dergisi çalışanların öldürüldüğü saldırı üzerine Vahdet gazetesi yazarı İbrahim Yörük, Twitter hesabından Türkiye'de yayınlanan bir mizah dergisine dikkatli ol uyarısı yaptı. Söz konusu dergide daha önce yayınlanmış olan Allah'a ve dine yönelik olumsuz bir karikatür paylaşan Yörük, Fransa'da yapılan saldırıyı hatırlatarak dergi çalışanlarına hitaben milletin inançlarına hakaret edilerek mizah yapılmaz, bak da gör bunları tarzında bir paylaşımda bulundu. Ancak sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından bu paylaşımını sildi. Savunma olarak da ben de Fransa'da yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu dergiyi de hedef göstermedim, sadece uyardım dedi. Canım, yani sevgisizlik her yeri sarmış. Ya bu dergi de sevgiyi kabul etmeyen bir dergi. Evet. Yani hep nefret. Hep nefret yani. Sevgiyi bilmiyorlar. Halbuki sevgiyi bilse mükemmel bir ruh hali içerisinde olur ve usubu da çok mükemmel olur. Suriye'de bak bugün Irak'ta 83 kişi bombalanarak öldürüldü. Şehit edildi bak, 83 kişi. Yemen'de 38 kişi. Her yerde Müslümanlar öldürüldü bugün. Şehit edildiler. Mesela Afganistan'da yine 18 kişi bombayla hayatını kaybetti. Hiçbir yerde haber yapılmıyor. Ama mesela bu Fransa'daki olay bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Müslümana değer verilmiyor. Evet. Bunu hadislerde peygamberim söylüyor. Aynı şekilde söylüyor. Müslümana değer verilmeyecek diyor ahir zamanda diyor. Evet. Yani o kadar açık detaylı anlatmış ki. Evlatlarımdan Muhammed Mehdi geldiğinde diyor din yeniden revaç bulacak. İnşallah. Müslümanlık asli menbaına kavuşacak. Müslümanlar değerli olacak diyor. Yani insanlar nezdinde. O devre doğru gidiyoruz. Bak dedim, 2015'te felaketler başlayacak dedim. Evet. Daha girer girmez felaketler başladı. Evet. Cinayetler, felaketler hemen başladı yani. Artarak devam edecek. Evet. Mehdi çıkıncaya kadar.